Kahta'dan Adıyaman'a, Kahta 100. Yıl Parkı'ndan Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda bulunduğumuz parka kadar yürüyüş gerçekleştirdik. 35 kilometre yürüyüş yaptık. Adıyaman'da ve Kahta'da artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek için. Ne yazık ki bürokrasi ve kamuoyu bu konuyu fazla dikkate almadı. Ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Aynı zamanda 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'nde basın açıklaması yaptık. 2 hafta önce pazar günü Mimar Sinan Parkı'ndan Demokrasi Parkı'na kadar düdüklü eylem yaptık. Düdüklü eylemin benim danışanlarımda 17-18 yaşında çocuklar var. Adıyaman'da özellikle depremden sonra çocuk uyuşturucu kullanım oranları bayağı bir arttı. Bunun sebepleri de boşluğa düşmeleri oldu. Kimisi annesini, babasını, en yakın sevdiği kardeşini, dostunu kaybetti ve bu boşluğu da maddeyle ne yazık ki doldurmaya çalışıyorlar. Biz de Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu olarak Adıyaman bir kere beton olarak yıkıldı. Ama uyuşturucu kullanımı aileleri, anneleri, babaları, ebeveynleri her gün yakalıyor ne yazık ki. Bürokrasi ne kadar bu deprem konutları olsun, TOKİ'ler olsun insanlar için bu evleri yapıyorsa, yani onların evsiz kalmasını giderebiliyorsa, şu anda uyuşturucu kullananların aileleri bu depremi her gün yaşıyor. Bu bağımlı yakınları, ailelerine de bu hassasiyetin, şu yapılan TOKİ'ler, yapılan iş yerleri, bu uyuşturucuyla mücadele kolluk kuvvetleriyle yalnız yapılacak bir konu değil ne yazık ki. Bizim gibi kuruluşların, derneklerin, kamu yararına çalışma yapan derneklerin desteklenmesi gerekiyor. Kahta ve Adıyaman'ın parkları uyuşturucu kullanıcılarının meskeni olmuş maalesef. Yani adamın hiçbir şeyi yok. Maddi sıkıntı yaşıyor. Birden bakıyorsun, bir yıl bu rent-a-car şirketlerinden arabayı kiralamış. Yani bu da ne yazık ki, hani siz de takdir edersiniz ki bir insan çalışmadan, hiçbir iş yapmadan bir yıl bir araba kiralayamaz. Özellikle de bu rent-a-car bizim yaptığımız eylemlerde biz bir yürüyüş yaptığımız zaman 20 kişiyi yürümek yerine, yani 1.000 kişi yürüsek Adıyaman'da, 500 kişi yürüsek bu kamuoyunun dikkatini de çekecek. Şöyle söyleyeyim, Adıyaman ve Kahta, yani bulunduğumuz coğrafyada bağımlılık bir utanç kaynağı olarak görülüyor. Ne yazık ki biz bağımlılara utanılacak, dışlanacak insan gözüyle değil, hasta gözüyle bakarsak bu konuyu aşabiliriz. Çünkü benim danışanlarım, bana gelen danışanlarımın aileleri, ya kimse benim çocuğum uyuşturucu kullanıyor diye bilmesin. Yani tasarruf tedbirleri açısından birçok okulda, yani en azından Kubilay İlköğretim Okulu'nda güvenlik vardı. Şu anda yok. Mesela güvenlik olmasına rağmen okullara, yani ona rağmen uyuşturucu girmesini engelleyemiyorlarsa şu anda nasıl engellemeyi düşünüyorlar, onu merak ediyorum. En azından bir okulda, her okulda, Adıyaman ve Kahta'da güvenlik olursa biraz caydırıcı olur. Yani ülkeyi yönetenlerden, yani yöneticilerimizden, bürokrasiden rica ediyorum, tasarruf tedbirlerinde kısılacak en son şeyden başlamasınlar. Çünkü çocuklarımızın güvenliği bizim ekonomimizden daha önemli. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz, çocuklar geleceğimiz. Gençlerimiz depremden sonra veya yetişkinler yakınlarını kaybedince veya o ekonomik hasarın altından kalkamayınca veya manevi hasarın altından kalkamayınca kendini uyuşturucu maddelerine yöneltmiş durumda. Yani neden özellikle Adıyaman'da arttı diye sorusunu sorarsak, asrın felaketi, insanlar, bireyler sosyal varlıklardır. Sosyalleşmesi gerekir. Şimdi gençler depremden sonra sosyalleşecek bir alan bulamıyorlar. İletişim kuracak bir nokta veya gidip işte kendisini dinleyecek işte bir kamu kuruluşunu bulsalardı, çocuk oraya gidip sıkıntısını anlatıp birebir oradan, meselenin özü Adıyaman'daki
son dönemde artan uyuşturucunun sebebi tamamen toplumun sosyalleşme. Bizim Adıyaman Mimar Sinan Parkı'nda bir konteynerimiz var. Burada bize gelen arkadaşlar, bize geldiği zaman biz burada federasyonumuzun kimliği altında gelip eğitim alıyorlar. Biz gelen bireylerin asla madde bağımlısı veya normal birey olduğuna bakmaksızın karma bir eğitim yapıyoruz. Burada gençlerimiz kendini resime veriyor. Yağlı boyadır, kara kalemdir. Burada hocalarımızla beraber resim eğitimi alıyorlar ve üniversiteye gidiyorlar. Bu sene bizim 7-8 tane öğrencimiz güzel yerlere girdi. Dönemlerde bazı faaliyetler, etkinlikler, yürüyüşler yaptık. Ama ne yazık ki kamuoyu ve bürokrasi bizi tam anlamda duymuyor ve bize kulak vermiyor. Vermedikleri için hiçbir zaman şu bir kural vardır mesela. Toplum tek başına bir yere gidemez. Mutlaka bir lider ister. Ve toplumun yanında mutlaka sosyal sivil toplum örgütleri lazımdır. İşte burada bizim bir zincirleme yapmamız lazım. Millet, sivil toplum örgütleri ve devlet hep beraber iç içe buraya destek verirsek, birlik olursak biz bu illeti bu ülkeden söküp açabiliriz. Yani bizim şu anda bürokrasi ve kamuoyuna yani seslenmek, şu konuda seslenmek istiyoruz. Yani biz burada bir çaba veriyoruz. Bu tamamen gönüllülük esastır. Mesela örnek verelim. Bazı dernekler var. Adamlar Çabela Derneği ama toplum yararına dernek statüsüne girmiş durumdalar. Şimdi biz bu kadar aktif çalışıyoruz. İşte uyuşturucuyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bizim talebimiz şudur. Kamuoyundan, bürokrasiden. Yani buraya bir bakın. Burada insanlar niye toplanmış? Bunların amacı nedir? Yani bunlar gerçekten toplum yararına bir dernek statüsünde olmayı hak ediyor mu? Bence buraya bir bakmaları lazım. Bizim şu anda yer sorunumuz var. Depremden sonra bir konteynerdayız şu an. Bir konteynerda 12 kişiye ders veremiyoruz. 12 kişi sığmıyor oraya. Yani kışın çoğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencileri yani başka günlere atıyoruz. Bu sefer o karma eğitiminden Adıyaman'ın bir şey vardır, yapısı vardır. Sürekli kınanmaktan korkar. Bizim toplumda kınanma korkusu var. İşte diyecekler Ahmet'in oğlu uyuşturucuya düşmüş. Aslında bu bir ayıp değil. Bu bir hastalıktır. Bunun bir tedavisi var. Yani bu durumda karşı aile çocuğundan şüphe ediyorsa en yakın bu konuyla ilgili mesela bize ulaşabilirler. Biz o çocuğun madde kullanıp kullanmadığını tespit edebiliriz ve onunla güzel bir program, bir süreç hazırlarız ve o çocuğu o maddeden kurtarırız. Ama ailelere çağrımız şu. Çocuğa kesinlikle şiddet veya baskıyla yanaşmayın, onu tamamen kaybedin.